Bu sefer bambaşka bir konuyla karşınızdayım. Neredeyim? Bodrum'da Marsel Veteriner Polikliniğindeyim. Uzun yıllardır zaten benim evdeki dört canımı buraya getiriyordum. Şimdi taşınma noktasında beni aradılar ve Hakan, zeminde ne kullanabiliriz, duvarda ne yapabiliriz, bir telaş ve biz burada çok sıralı bir şekilde yine benim her zaman çalıştığım markalarımla ve ürünlerimle beraber burayı da çok güzel bir hale getirdik. Özellikle zeminde ne kullanabiliriz noktasında poliüretan bazlı bir malzeme kullandık zeminde. Biliyorsunuz ben birçok projemde mikrobeton kullanıyorum. Birçok farklı malzeme kullanıyorum. Teraslarda sagala sos kullanıyorum ki bir önceki bölümde izlediğiniz teras malzemesi gibi. Hemen tabii Foxboy'u aradım ve zeminde ne kullanabilirim dedikleri noktada Pulathane adında bir malzemeden bahsettiler. Bu malzemede poliüretan bazlı, hem antibakteriyel hem kolay sinilen, dirence dayanıklı. Onun dışında istediğiniz her renge de sahip. Ben yine ana renkleri şuraya Fatih benim için koyar büyük bir ihtimal. Onun dışında da ral seçeneğinden istediğiniz tona kadar yapıp tasarımınızı bozmadan uygulayabiliyorsunuz. Güneş ışınlarına da ekstra dayanıklı olan bir malzemedir. Şimdi bu malzemeyi de göreceksiniz videoda. Uçsuz bucaksız bir hale getiriyor mekanı. Özellikle bu tür polikliniklerde derz araları da ekstra kirliliğe yol açar. O yüzden burası tertemiz bir alan halinde. Şimdi ilk girdiğim ve başlangıç noktasında birçok oda var. Biz bunları renk olarak da bölüştürdük ve malzeme çeşitliliği olarak da birçok renk ve ürün kullandık. İlk bölümümüz laboratuvar. Bunun duvarını tamamıyla Kit Joy Terrazzo adı altında, yani Çanakkale Seramiğin çıkarmış olduğu bir ürün. Oda petek şeklinde ve tamamen terrazzo desenlerinden oluşuyor. Biliyorsunuz benim bir terrazzo tutkunluğum da var. Zaten bu laboratuvarda tam ortaya çıkartan kısımda bu rengarenk terrazzo kısmı oldu. İkinci odamız da aşı odası. Aşı odasında ve bundan sonraki odalarda, yani birçok odada Winstore serisini kullandık. Şimdi tek tek size renklerini ve nasıl kullanıldığını göstermek istiyorum. Şimdi biz bu seramikleri döşerken de tabii en iyi match olabileceği derz seçeneklerini de kalekimde bulabiliyorsunuz. Ben hatta buna makyaj paleti diyorum. Özellikle böyle açtığınız zaman o kadar sınırsız seçeneği var ki her seçtiğiniz seramiğe uygun derz rengini de aynı şekilde burada bulabileceksiniz. Ben de şunu yapıyorum en çok, tabii bu Çanakkale bayilerinde olsun, oradaki kişiler de bilir kişiler. Siz bu seramiği hangi renkle kullanıyorsunuz, kalekim kartelasından bana söyler misiniz dediğimde doğru nokta atışı yapıp direkt o seramiğin tonuna gidebilecek derz seçeneklerini size sunuyorlar. Şimdi burada ben tabii terazomuz beyaz ağırlıklı, beyaz kullandık. Tabii diğer odalarda da çok farklı renklerle karşılaşacaksınız. Bu odanın da tam karşısında aşı odası var. İki odayı da aynı terazo seramiğimizden döşedik. Ondan sonra da yavaş yavaş Winstore'lara gidiyoruz. Evet, şimdi birinci muayene odasındayız. Winstore Frame kırmızı kullandık biz burada. Onun derz dolgusu yine kalekimin siyah derzini kullandık. Burada kırmızıyla başlıyoruz. Diğer odalarda bu serinin birçok rengini göreceğiz. Kendinize de böyle ilham olacak birçok çeşitle karşılaşacağız büyük bir ihtimal. İkinci muayene odasındayım. Yine aynı serinin, yani Winstore Frame lacivert tonunu kullandık. Kırmızıyı görmüştük. Şimdi her odayı farklı renklerle yapmamın sebebi, ben veteriner polikliniğinin hayvanlardan dolayı rengarenk cıvıl cıvıl olmasını istedim. Bu fikir de buradan doğdu. Yani hastanelere gittiğimiz zaman devamlı soğuk renklerle karşılaşıyoruz. Burada bambaşka bir renkli bir dünyaya gelsin minikler diye böyle farklı bir anaokul edasında bir tasarım yaptık.
Biz yine odaları döşerken farklı tonlarda burada da bu laciverte gidebilecek Akdeniz mavisini seçtik. Yine Kalekin bize güzel bir seçenek sunmuş oldu. Evet, ben şimdi sıra sıra bölümleri gidiyorum. Burada da Winstor Frame'in taupe rengini kullandık. Yalnız burada bir böyle biraz hafif eflatun havası da vermiş. Çok hoşuma gitti. Yine aynı şekilde Kalekim seçeneği de yine saten gri'den yana kullandık. Zaten o kadar çok uyumlu ki hiç hani farklı bir ders hissiyatı da vermiyor. Zaten keyifli bir alan haline gelmiş burası. Şimdi diğer odaya geçelim. Şimdi diğer bölümlere devam ediyorum. Farkındaysanız her bölümde farklı bir renkle karşı karşıyayız. Burada da bal rengi tonunda seramiğimizi devam ettik. Yine Winstor Frames serisinden. Burada da derz dolgusu olarak da ilk kullandığımız beyazı kullandık. Bir de farkında mısınız? Bütün bölümlerde çok farklı hissiyat verdi. Şimdi dilerseniz diğer bölüme geçelim. Bakalım orada hangi renkleri kullandık. Aslında benim 2 ya da 3 bölüm öncesinde Sage diye bahsettiğim bir renk var. Hatırlarsanız küçük bir ev değişiminde, şimdi onu göreceğiz. Evet, geldik son muayene odamıza. Burada da yine Winstor Frame Sage rengini kullandık. Küçük ev değişiminde bunun düzünü kullanmıştım hatırlıyorsanız. Şimdi biz tamamıyla bütün alan boyunca odaları renk renk ayırdık ve aynı seramik çeşidini seçtik. Bunun da sebebi, bir tasarım yaparken farklı renkler kullanacaksanız aynı seramiği seçip farklı tonlarına gidebilirsiniz. Bu bütünlüğü de en azından modelde yakalamış olursunuz. Biz yine aynı şekilde buranın derzini de saten gri'den seçtik. Yine tabii bize Kalekim seçenekleriyle cevabımızı vermiş oldu. Şimdi burada bu alandan sonra da bir tuvalet alanımız var. Şimdi onu da çekeceğiz. Yine Çanakkale seramikle beraber çok güzel bir alan yarattık. Dilerseniz orayı da gezelim. Evet, geldik alanımızın son noktasına. Banyodayız. Burada yine Winstor'un düz beyazını kullandık bu sefer, çerçevesiz olanları. Bordür, yine bal rengi olanları da en alt kısımda bordür olarak döndük. Ortada bordür olarak döndük ve bir takım haline getirdik. Biz bu banyoda klozetimizi Zero serisinden seçtik. Aynı şekilde gömme rezervuarımızı da Kalebodur'dan yana kullandık. Ve karşı tarafında bulunan ayna ve lavabosuyla takım olan İkon mini lavabo dolabı ve Smart Edge yuvarlak lavabo 45 cm çapında. Bunu da takım olarak buraya yerleştirdik. Evet, şimdi bu bölümde bu yer zemininden bahsetmek benim için çok keyifliydi. Çünkü genelde Instagram'da şu soru geliyor diş hekimlerinden. Biz bir poliklinik yapacağız, zemini ne yapalım? Biz de burada bir veteriner polikliniği yaptık ve uyguladık. Sizlere de örnek olsun istedik. Bir detaydan daha bahsetmek istiyorum. Burada bir tabelacı bulduk ve pati şeklinde de aydınlatmalar yaptık. Onun detayı da size örnek olsun. Belki yine polikliniği olacak veterinerler vardır. Onlara da güzel bir örnek olur. Bir not daha düşmek istiyorum. O da şu. Bu ayrıca bu zemin malzemesi de sesin yutma özelliği var. Topuklu ayakkabı sesini bile absorbe edebiliyor. O yüzden hastanelerde ve kliniklerde kullanıyor. Gayet sessiz bir ortam haline dönüşebiliyor. Bu bölümde umarım biraz fazla teknik konuştuk. Keyif almışsınızdır. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.